Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. İkinci dönem, ikinci yazılı. dokuzuncu sınıf matematik, yazılı yazılık videosuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar yine bir efsane yazılı kampıyla sizlerle birlikteyiz. İlk yazılımız, yazılı hazırlık videomuz matematik arkadaşlar. Ve matematikten bomba gibi bir not almamız lazım. O yüzden... Çok 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 yazılıda çıkabilecek çok önemli sorulara değineceğiz. Ve ...çok iyi bir öğrenci notuyla da sizleri pekiştireceğiz diyorum. Ve sözü fazla uzatmadan başlamak istiyorum. Bu arada sadece şunu söyleyeyim. Ee, geçen yazılarda da söylemiştik. İkinci dönem yazılı notlarınız elinizde vardır. Buradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar notları. Çünkü problemler kısmı bitmişti. Belki sorarlar sınavda ama... ...üçgenler tamamıyla görseldir arkadaşlar. O yüzden buradaki görselleri de çalışarak bakabilirsiniz. Dedim ve geçtim. Öğrenci notları... Doğru da açıyla başlıyorum. Yani geometriyle başlıyorum. Doğru da açıda ne vardı? İki tane paralel vardı. Bu paraleller ne yapıyordu? Bir tane kesenle kesiliyordu. Bu kesenle kesildiği anda burada dört, burada dört toplam sekiz tane açı ortaya çıkıyordu ki bu açılar C ile A ters açı, B ile D ters açı, M ile P ters açı, N ile R ters açıydı ki bu ters açılar birbirine eşitti. Mesela A ile C birbirine eşitti. Dedim, geçtim. İç ters açılar. Bu iki doğrunun arasında içeride ve terste kalan ne ile C, içeride ve terste kalan P ile B de birbirine eşitti. Hatta ve hatta ben buna Z kuralı diyordum. Unutma aklımda olsun. Birazdan da zaten söyleyeceğim yine. Dış ters açılara baktığımda da dışarıda ve terste A ile D, M ile de birbirine eşit olacaktı. Bunu da söylemiştik. Ve arkadaşım unutma, unutma. Bir de yöndeş açılar vardı. Sağ yukarı bakanlar, sol yukarı bakanlar, sağ aşağı bakanlar, sol aşağı bakanlar ne oluyordu? Sanki bir güneşe bakan <laughs> çiçek gibi oldu. O da ne oldu arkadaşım? A ile D, P, A ile A ile ne? D ile P, B ile M, C ile de R birbirine eşit oldu. Şimdi arkadaşlar bu mevzuları hatırladıysak geçelim. Bir de tümler ve bütünler açılarım vardı ki bunlar karışıyordu. Hangisi 90 hangisi 180 diye. Ama Tonguç Akademi'yi takip edenler karıştırmazdı. Niye? Çünkü T'nin burası 90, 180'de de B var ya B. B de böyle sanki bir 1.8 gibi duruyordu. O da 180 diyorduk. Geçtik. Yani T'den dolayı benim aklımda ta lise zamanından T'den dolayı aklımda kalmış. O zaman 35 ise benim tümlerim kendim de neyimdir? 90'a tamamlayan 55 dereceyimdir. Ama benim X'im 90'sa daha doğrusu tümlerim 90 derece e, X derece ise 90 eksi x derece yaparım. Peki bütünlerdeki mevzu neydi? Biraz önce söyledik 180'di. O zaman 180'den 110 çıkarsam 70. 180'den x çıkartırsam da 180 derece eksi x dereceyi patlattım ve bitirmiş oldum. Bu güzel mevzuyu yaptıktan sonra artık hızlıca ilerleyelim. Bayağı bir özellik var çünkü. Geçtim. Ne demiştik arkadaşım? Yöndeş açılar dedik. Yöndeş açılarda da iki paralelde aynı yöne bakanlar birbirine eşitlerdi. Bir öncekinde karman çorman İfadelerin içinde söylemiştik. Şimdi sade bir görselde söyledik. Devam edelim. Z kuralını da biraz önce iç ters demiştik. Burada da Z kuralı olarak aklımızda kalsın. X ile Y U kuralı demiştik. U kuralında da aslında yöndeşle ve Z ile alakalı. Bakın burası teta ise burası teta. Ya da Z kuralından dolayı burası teta ise burası teta. O zaman teta teta ne olmuş oldu? Teta birbirine eşit oldu gördüğünüz gibi. Zaten ters açılardan da birbirine eşitliği gözüküyor. E teta ile alfa'nın toplamı ne oldu? 180 derece oldu. O zaman U kuralı ya da C kuralı olarak ben ne diyorum? Toplamları, içeride kalan açıların toplamları 180 derece diyorum. Geldim bir başka soruma. Kalem ucu kuralı. Şimdi bakın kalem ucu kuralında da şu ortadan bir çizgi çektiğim anda bu ikisi ayrıca 180, bu ikisi ayrıca 180 oluyor. O zaman da toplamları tamamının toplamı 360 oluyor aklında olsun. M kuralına geldiğimde de M kuralı ne olacak arkadaşlar? Bu sefer de sağa bakanlarla sola bakanlar eşit olacak. Zikzak kuralında da aynı muhabbet. Sağa bakanlar ve sola bakanlar birbirine eşit olacak dedim. M ile zikzak kuralı birbirini destekleyen kurallar. O yüzden de ikisini aynı anda söyleyip geçtim. Üçgenli açılara geldiğimde üçgenin bir iç açıları vardı A, B, C diye. Ve üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi ki aynı şekilde dış açılarının toplamı da Neydi arkadaşım? Aynı şekilde dış açılar toplamı bütün çokgenlerde daha ileride de göreceksiniz. 9. sınıftan sonra 10. sınıfta dörtgen göreceksiniz. Bütün dörtgenler değil, bütün çokgenlerin dış açıları ölçüleri 360'tır. Çokgen dediğimizde en az üçgenler olan şekli çokgen diyoruz. X nedir bu arada? X, X dediğim şey arkadaşlar bakın. iki tane iç açının toplamıdır. Hangi iki tane iç açı? Kendisine komşu olmayan. Peki Y'ye baktığımızda Y nedir? Kendisine komşu olmayan aile toplamı. Z'ye baktığımda o nedir? Kendisine komşu olmayan yani C olmayan iki tane iç açının toplamıdır ki çok büyük pratiklik kazandırır sana. Lütfen bunu görmeye çalış arkadaşım unutma. İkiz kenarda da açı muhabbetinde yukarıdan indirdiğim dikme hem kenar ortay hem açı ortay. Diklik indirdiğimde diklik dediğim şeyde hem de yükseklik oluyor. Bu da aklımda olsun. Eşkenar üçgende de kenarların hepsi birbirine eşit ve 60-60-60 olacaktı. Aynı şekilde burada da indirdiğim yükseklik açı ortay ve kenar ortay olacak ki... ...zaten bakın burayı kapatsam ne görüyorsun? AA, aa ikiz kenar. O zaman eşkenar üçgende özel bir ikiz kenardır dedim ve olayı bitirdim. Açı kenar bağıntıları vardı. O da neydi arkadaşım? Bir açı diğer açıdan büyükse o zaman karşısında gördüğü kenar da aynı şekildeydi. Yani AB'den küçükse... A kenarı da B kenarından küçüktü. Bunu da unutmayalım. Aklımız olsun. Yani büyük açıyı gören büyük kenar, küçük açıyı gören küçük kenardı. Aklımda olsun. Bir de şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Unutmayalım. Sonuçta ben bunları böyle sıraladım. Bir de ben şunları şöyle de yapabilirim arkadaşlar. Burada da aklımda kalsın. Bir kere 90'dan dolayı A kare eşittir B kare artı C kareydi ya. Mesela şu alfa 90 olsaydı. A kare eşittir B kare artı C kareydi. Yalnız bu alfa büyüdükçe buradaki a kare küçüktür b kare artı c kare olur. Çünkü bu açı büyüdükçe ne olacak arkadaşım? Bu arada küçüldükçe pardon bu arada 90'dan küçük hali. Bu açı 90'dan küçük olursa a kare tabii ki de küçük bir pozisyona geçecek. 90'dan büyürse burası biraz önce şekilde gösterdiğim gibi 90'dan büyürse de ne olacak? Büyük bir konuma geçecek. Üçgen eşitsizliği bana ne diyordu? Bir kenarın bir kenarın uzunluğu ikisinin toplamından kısadır ikisinin farkından uzundur. Yani A dediğim şey B artı C'den küçük, B eksi C'den büyük olmalı ki diğerleri de bunun diğer formatları hakkında olsun. Geldim buraya. Eşlik ve benzerlik muhabbeti var. Eşlik benzerlik muhabbetini yapalım hadi bakalım. Burada da yapacağım şey ne? Eşlikte iki tane üçgenin iç açıları birbirine tamamen aynı olacak. İç açıları birbirine tamamen aynı olacak. İkinci muhabbette aynı olan açılara karşılık gelen aynı olan açılara karşılık gelen bakın açıların nerede nasıl olduğu hiç önemli değil. Yalnız açılara karşılık gelen kenarların ne olması gerekiyor arkadaşım? Birbiriyle aynı olması gerekiyor. Ve burada da kenar açı kenar açı kenar açı kenar 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 3 tane özelliğimiz vardı. Bunlar neydi arkadaşım? Kenar açı kenar iki kenarın birbirine eşitse aradaki açı bunun aynısından bir görüntü daha varsa Üçüncü kenarım da bunlara eşit olacaktı ve ona göre eşlik yapacaktım. Açı kenar açı neydi arkadaşım? Orada da böyle bir üçgen çizdiğimde şu açı şuraya eşit ve aradaki de bir kenarsa bu da aynı şekilde iki açı var ve arada bu varsa kesinlikle onlar da eşti. Bir de kenar 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 vardı ki en kolayı bu. 3-4-5 de mesela diğer, diğer üçgenimde de 3-4-5 üç, vardır. Ve orada da kenarlara karşılık gelen açılar aynıdır dedim ve bunu da bitirmiş oldum. Şimdi devam edelim bakalım. Peki benzerlikte ne oluyor? Benzerlik birebir aynısı bakın. Kenar açı kenar, kenar kenar kenar. Burada açı açı var, burada açı kenar açı var. Çünkü burada üçüncü açı da eşitse ki burada da üçüncü açı eşittir. Ama burada eşliği sağlamak için kenar lazımdı. Buradaki eşliği değil, benzerliği sağlamak için kenara gerek yok. İki açı eşitse üçüncüsü de eşittir. O zaman açılar birbirine eşitse Bunlar ya eştir ya benzerdir. Peki hocam ekstra bir bilgi var mı? Var tabii ki de. O da benzerlik. Daha doğrusu ne diyeceğiz? Şöyle bir şey söyleyebiliriz arkadaşlar. Bütün eş üçgenler aynı zamanda benzerdir. Bütün eş üçgenler aynı zamanda benzerdir ama benzerler eş değildir. O yüzden de ne diyoruz? Bizim için önemli olan burada açılara karşılık gelen kenarların oranlı olması, oranlı. Bakın bu orantı sabitiydi. Şimdi de benzerlik oranı olmuş oldu. Bu arada benzerliğin göstergesi sadece bir dalgadır. Eşliğin göstergesi eşit ve dalgadır. Eşit ve dalgadır. Bunu da unutmayalım. Aklımızda olsun. Yani bununla ilgili örnek soru çözmeden anlamanız zor. Hocam ben bu konuyu tam anlayamıyorum diyorsanız konu videosuna gidip orada çok güzel bir şekilde yararlanabilirsiniz. Geldik benzerlik teoremlerine. Temel orantı teoremi diyordu ki paralellik varsa diyordu paralellik. Paralellik varsa arkadaşım şuradaki AD Neydi arkadaşım? Ade, buradaki BD'yi, buradaki AE, buradaki ne eşitti? Tales de aynısını söylüyordu. Burası buraya, burası buraya, oranlıydı. Ya da şöyle de söyleyebiliriz: şurası şuraya oranı, burasını da buraya oranıdır ve aynı zamanda da bunlara da oran vardır dedik, geçtik. Kelebek kuralı neydi kelebek kuralı? Kelebek kuralında da mesela şurası 2a ise, burası 3a ise, o zaman burası 2b ise, burası 3b olmak zorunda, burası da. 2c ise burası 3c olmak zorunda. Neden? Çünkü bakın bunlar ters açılar. E Z kuralından dolayı gördüğün gibi burası da Z kuralından dolayı bu şekilde oldu. Peki burası nokta olduğu için de burası nokta olmuş oldu. Gördüğün gibi yukarı ile aşağısı birbirine eş mi bilmiyorum. Hemen açılara bakıyorum. Bunun karşısı 3c, bunun karşısı 2c ise. Demek ki yukarısı komple eşlik yok ama benzerlik var. Yukarısı ikilerin katı bu adamda üçlerin katı olmak zorunda dedim geçtim. Açı ortaya geldiğimde açı ortayın temel bir kuralı var temel. O temel kuralda ne? Açı ortay doğrusu üzerinde bir noktadan aç, kenar orta, e, kenarlara daha doğrusu kollara indirdiğim dikmeler birbirine eşittir. Yetmez. Kollardaki ayırdığı parçalar da eşittir. Bunu da söylemiş olalım çünkü niye burada bir eşlik var? 90 üçüncüsü, 90 doksan üçüncüsü, 90'lar aynı yeri gördüğüne göre eşlik var. O yüzden bunlar eşit. Onu da söylemiş olalım. İç açıortay neydi? İç açıortay sağdakilerin oranının soldakilerin oranına eşit olmasıydı. Dış açıortay neydi? Bu arada bakın, böyle de yapabilirsiniz oranı. Hiç fark etmez. Okulda öyle öğrendim ben diyen varsa, öyle devam etsin. Ve dış açı ortayda da Y'den D noktasından yola çıktım. Y'yi yazdım. Buradan içeri girdim. Hayda yol yanlış yol. Y bölü B yapabilirsin. Eşittir. Y bölü B. Bu arada gözükmüyor olabilir. Değiştirdim. Y bölü B yaptım. Bitmedi. Yanlış yola girdim. Kafam karışmasın. Baştan başlayayım. Y artı B. Daha doğrusu Y artı X bölü. O zaman da ne olacak? Bu noktaya. Zaten A'ya gelmeye çalışıyordum ama içeride kaldım. Dışarıdan gitmem gerekiyordu. O yüzden yanlış formülü bir daha düzgüne düzelttim. Bakın arkadaşlar B ile X artı Y çarpılacak. Evet B ile X artı Y çarpılıyor. Y ile daha çarpılacak. Evet Y ile daha çarpılıyor. Formülü böyle özberleyen böyle gitsin. Buradan da ben mantığını derste anlatmıştım. Onu da oradan söyleyebiliriz. Geldik kenar ortaya. Kenar ortayların kesim noktası neydi benim için? G ağırlık merkeziydi. Peki ağırlık merkezi bu kenar ortayları nasıl parçalardı? 1'e 2 olarak parçalardı. 2 A'ya A. 2 B'ye B. 2 C'ye 2 C'ye C olarak parçalayacak. Bunu unutma arkadaşım. Peki burada başka neyi bilmem lazım? Bu arada kenar ortayları olduğunu görüyorsun. Hepsi kenarı ortalamış. Muhteşem üçlü vardı. Muhteşem üçlü dedi. 90'ın karşısında ne olacak arkadaşım? 90'ın karşısında bir tane kenar var. 90'dan inen kenar ortay ayırdığı parçalara eşit olacaktı. Yani 90'daki kenar ortayın 90'dan inen kenar ortay ne yapıyordu? 3 tane parça yapıyordu ki bunda da biz muhteşem üçlü diyorduk. Muhteşem üçlü de 4'ünden ikisi varsa pardon 4'ünden üçü varsa 4'üncü de vardır. Mesela bak bu 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 var. Burası 90'dır. 90 var, bu var, bu var. O zaman bu da vardır. E, 90 var. Bunlar varsa burası da eşittir. Mesela. Bu ikiz kenarda farklı mesela. Bakın ikiz kenarda bu mevzu dört tane de iki tane olduğunu söyleyecektik. Onu söyleyelim bir daha hatırlatma yapalım. Biraz geri gitmiş olayım. Ama çok önemli bir mevzu. Bakın ikiz kenarda açı ortay, kenar ortay, yükseklik ve ikiz kenar. Yani yaki dediğimiz şey var ya yaki. Bu yakiden ikisi varsa diğer ikisi vardır. İkisi varsa diğer ikisi vardır. Mesela açı ortay var. İkiye bölmüş o zaman kesinlikle açı orta ikiye bölüyorsa 90'dır ve ikiz kenardır aklında olsun. Geldik kenar orta dikmeye. Kenar orta dikmenin muhabbeti de bir kenar var. ikiye bölünmüş ortalamış ve buradan da tam ne yapıyorum? Dik indiriyorum. Dik indirirsem de ne yaptım burayı? Kenarı ortaladım. Dik yapmış oldum arkadaşım. Bunu da söylemiş olalım. Geldik yüksekliğe. Yükseklik neydi arkadaşım? Bir köşeden karşı kenara indirilen dikmeye yükseklik diyorduk. Ya da yüksekliğe ne diyoruz? Diklik diyoruz. Unutmayın. Bir de diklik merkezi vardı. Mesela bu adamın diki burasıysa kesinlikle 3. dik bu noktadan geçecekti ve bu noktaya biz diklik merkezi diyorduk. Aklında olsun kenar ortay. Kenar orta dikme, yükseklik ya da diklik. Bunların hepsini de söylemiş olduk. Geldik dik üçgene. Pisagor teoremini 8'den beri biliyorsunuz. A kare eşittir. B kare artıcı kare. Yalnız burada 3, 4, 5 varsa kesinlikle 3 ile 5'i görüp 4 demeyin. Çünkü adam burayı 3 verir. Burayı 5 verir. Burası 4 değildir arkadaşlar. Çünkü 90'ın karşısı en büyük kenar olmak zorunda. Biz burada özel üçgenlerimiz vardı. 3K, 4K, 5K. 3, 4, 5'in katları olabilir. 5, 12, 13 kesinlikle sorulabilir. 8, 15, 17 yine efsane üçgenlerden. Ve en efsanelerinden birisi de 4'lü bunlar zaten. 7, 24, 25 ve katları olabilir. Öklit mantısı bana ne diyordu? Öklit'in dört tane kuralı vardı. O dört kuraldan birincisi temel kuraldı. H kare eşittir P çarpı K. Yani 90'dan indirdiğin dikme ayırdığı parçaların çarpımına eşitti. Yani bu H karesi eşitti bu arada. Karesi P çarpı K'ya eşitti. Yükseklik ayırdığı parçaları. Yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşitti. Ve burada bu ikisi aslında bir formül sağ taraftaki kenarın karesi sağ parça çarpı tamamı sol taraftaki e, sol taraftaki kenarın karesi sol parça çarpı tamamı. Tabi bu arada sağ sol ters söylemiş olabilirim. Bir sıkıntı yok. Bunu da böyle bilmiş olun Hocam dördüncü kural nerede? Dördüncü kural şurada. Dik kenarların çarpımı alan mı? B çarpı C bölü 2. Peki yükseklik çarpı taban alan mı? Evet o da H çarpı A bölü 2. O zaman böyle bir kural daha var. Dik kenarların çarpımı yükseklikle tabanın çarpımına eşittir dedim. Bunu da bitirmiş oldum arkadaşım. Peki trigonometrik oranlar neydi? Sinüs vardı sinüs. Bir 90 derecelik üçgende yani dik üçgende sinüs demek alfa demek 90 derecede alfa açıdaki alfanın karşısı bölü 90. 90'ın karşısı yani hipotenüs. Yani B bölü A buraya bakarsak. Peki kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüstü. Tanjant neydi? Karşı bölü hipotenüs, karşı bölü komşuydu. Kotonjan'da komşu bölü karşıydı. Bunları da unutmayacağız. Ezberlemesinde bu şekilde yapabilirsiniz. İki tane üstte karşı var. iki tane üstte komşu var. Komşular kimden geliyor? ko kotanjanttan geliyor. Bunlar da aklında bu şekilde kalsın. Mesela kosinüs komşu aklında böyle kalabilir. Geçtim. Trigonometrik oranlar vardı bir de. Şimdiden 9. sınıfta bunları öğrenmen lazım dostum. Sonrasında öğrenemezdin. O yüzden 30 60 90 üçgeni vardı. 90'ın karşısı 2A'ydı çünkü 30'un karşısı A'ydı. Bir de bunların içinde 60'ın karşısı A köküç vardı. Bu bilindik bir üçgen. Sinüs 30 karşı bölü hipotenüsten dolayı 1 bölü 2'dir. Sinüs 30 aynı zamanda kos 60'tır. Çünkü birbirini 90'a tamamlayanlar birbirine eşitti. E sin 60 A köküç bölü 2A'dan dolayı köküç bölü 2 oldu. Burası da kök 30 olmuş oldu. Şey kos 30 olmuş oldu. Bir de arkadaşlar 45 derecelik üçgen var ki o da buradan gözüküyor. O da nedir arkadaşım? A bölü kök 2'den dolayı 1 bölü kök 2 yani kök 2 bölü 2'dir. Bu da aklımda olsun. Peki tanjant 30 nedir? Tanjant 30 karşı bölü komşu olduğuna göre A bölü A kök 3'ten 1 bölü kök 3. Bu aynı zamanda kot 60'tır. Tan 45 kot 45 karşı bölü komşu ikisi de birbirinin aynısı olduğu için 1. Son olarak da tan 60 nedir? Gördüğü A kök 3 karşısı da A olduğu için A kök 3 bölü A'dan dolayı ne etmiş oldu a kök 3 bölü a'dan dolayı? Cevabım a kök 3 bölü a'dan dolayı kök 3 olmuş oldu. Trigonometrik oranları da iyi bilmemiz lazım dedim. Ve artık efsane sorularıma geçiyorum. Yazılıda sadece geometri soracaklarını düşünerek güzel bir şekilde şimdi geometri sorularımıza başlayalım. Haydi bakalım Bismillah. Şimdi arkadaşım bak birinci olarak böyle bir soru gördüğümde paralellik olduğunu gördüm. Yalnız burada ilk dikkatimi çeken şey dış açı var. İki tane bunun komşusu olmayan iki açı var. Burası 10. Burası 50 ise iki iç açının toplamı diğerinin dışıydı. E o zaman burası da ne olmuş oldu? 40 derece olmuş oldu. Ben sana ne demiştim dostum? Ben sana ne demiştim? Biraz önce dedim ki dedim ki iki tane böyle bir Z varsa M varsa daha doğrusu ya da böyle zikzak varsa sağa bakanlar Sola bakanlara eşitti. E burası 50, burası 80. Demek ki bu adam neymiş? 30 dereceymiş. İşte bu. 30 dereceymiş. E 30 dereceyse o zaman 30 dereceyse bize de x'i soruyor. E 180'den 30 çıkartırsak x'imiz ne olmuş olacak? 150 derece olmuş olacak. Bunu da bu şekilde yapmamız gerekiyordu ve süper bir şekilde yaptık. Artık ikinci soruya geçebiliriz. Burada bu muhabbetleri sakın kaşırmayalım. M kuralı, Z kuralı, zikzak kuralı, U kuralı. Bunların hepsi çok önemli kurallar. Kurallara sadık kalalım, unutmayalım. Geldik bir başka soruya. Allah Allah bu ne ya böyle? Bakıyorsun şimdi. A, B eşitmiş neye? A, E'ye. Hayda. Bu ne alaka ya? Bu ne eşitmiş? O da eşitmiş. Tövbe Bu da B. Buraya da eşitmiş. Cık. Arkadaş. A, AE'ye eşitmiş. Bir de B değişmiş. Ne alaka şimdi bu da bunu kesti. Hemen bakıyorum soruya. Ne alaka biliyor musun? Çok önemli bir kural var çünkü. O da şu. İki tane kenar arası 60 dereceyse ve eşitse iki kenar eşitse, iki kenar arası 60sa kesinlikle orada senden tamamlayıp eşkenar üçgen bulmanı istiyordur. O yüzden ben de şimdi burayı tamamlayacağım bak. Tamamladığım anda burayı otomatikman A, B, A, E ve aynı şekilde B, E birbirine eşit oldu ve eşkenar üçgen oldu. Eşkenar üçgen olduğuna göre burası 60, burası 30, burası 30 olmuş oldu. Eşkenar üçgende çünkü ne vardı? 60, 60, 60 vardı. Burayı söyledik. Şimdi olayın olaya bak. Bize sorduğu x derecesi bize bir tane daha vermişti. Eşitlik o da şuradaki x'in olduğu yerle Burası birbirine eşitmiş. Bak x'in olduğu yerle burası birbirine eşitmiş. E bunlar birbirine eşitse o zaman arkadaşım. E 30 biliyorum 30. E bunlar birbirine eşit. E burası normalde 90 90 olsa 180'di ama 30'unu bu yemiş. Demek ki 75 15 15 yediğine göre burası 75. Burası da 75 derece eder. 75 derece ise 75 derece eşittir 60 artı 60 derece artı x derecedir. O zaman ne diyoruz bizde? X derece eşittir. Ne olacak o zaman? 15 derece olmuş olacak. Bize de zaten burayı soruyordu. Biz de çok güzel bulmuş olduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kolay e, soru değil gibi gözüküyor ama aslında zor da bir şey. Çok fazla yok. Geldik bir diğer sorumuza. A, B, C, D, E bir beşgen. Burada diklik vermiş. 40 vermiş. 64 vermiş, 52 vermiş, 70 vermiş, 50 vermiş. Her şey tamam. Bir de A, B, C, D, E, F, G vermiş. Hepsi tamam görüyorum. Bize küçükten büyüğe sıralayın diyor. Hadi bakalım sıralamaya başlayalım. Bakalım sıralayabileceğiz mi? Sıra çünkü olabilir mi? Nasıl bir sıra olabilir? Hepsine bakalım şimdi. Şimdi arkadaşım bir kere ben şurayı biliyor muyum? Burası 50 diye biliyorum. 50 diye biliyorsam bak şimdi çok dikkatli izle. O zaman şöyle bir olay olacak mı? Benim A, B, C arasında... Büyük açının karşısında büyük kenar olacağı için o zaman ben bir kere kafadan C en büyük derim. E sonrasında da A büyük derim. E sonrasında da tabii ki de B büyük derim. Bu üçgeni yaptım. Bu arada bu üçgenin en büyüğü bu. Hani ok takip etme kuralımız vardı ya. Burası. Şimdi 3 tane açı var. Bunlar normal şartlarda 60 60 60 olacaklardı. Bu adamın 8'ini yemiş. Bu adamın 8'ini birileri yemiş. Kim yemiş arkadaşım bu adamın 8'ini? Dördünü bu yemiş. E dördünü de bu adam yemiş. Demek ki bu adam da 60 olacakken 64 derece olmuş. O zaman bakarsak şimdi olaya ne diyoruz? Bu üçgende de D ile E birbirine eşitken C en küçük. Bak C en küçükse C kimden küçük? E ile D'nin eşitliğinden küçük. Ha, E ile D birbirine eşit. O zaman burada da en büyük kenar bu. Ya da şu. Ama ok takip ediyoruz ya buraya aktarmaya çalışıyoruz. Buraya aktardığımda 60 60 60 olacaklardı. Bunun onunu bu yemiş. O zaman buraya da 60 derece hiçbir şey kalmamış. 60 kalmış. Bakarsak da o zaman bu üçgende en küçük bu mu? A, D en küçük. O zaman küçüktür. E ondan sonra G var. E sonra da ne çıkmış oldu? F çıkmış oldu ki aralarındaki sıralamayı ok takibi ile bulmuş oldum. Bize en büyük sorarlardı genelde. Ama bu soruda ne yapmış? Bize sıralama sormuş. Biz de çok güzel bir şekilde bulduk. Geldik ikiz kenar üçgenle ilgili bir soruya. Bakalım yapabileceğiz mi? ABC kenar üçgen. Burası 8'miş. AC de 8'miş. BCD doğrusalmış ve burası 5'miş. Bize sorduğu soru x'in alabileceği tam sayı değerlerini soruyor. Ha! x'i direkt sormuyor. Alabileceği değerleri soruyor. Yani benim bildiğim şey, x dediğim şey şurada. X dediğim şey 8 eksi 5'ten büyük 8 artı 5'ten küçük. <laughs> bu tamam. Bu tamam. Devam edeyim. Yani benim elimde ne var o zaman? 3 küçüktür X küçüktür 13 var. Devam ediyorum. Bitmedi. Bakın ikiz kenarlarda hani diyoruz ya bunlar 60-60 olsaydı 90-90 olsaydı ikiz kenarsa bu adamlar 90-90 olsa Mantıksız. Buraya açık almıyor. O zaman buraya açık alması için ne olması gerekiyor? Bunların 90'dan küçük olması gerekiyor. E 90'dan küçük bir şeyle neyi toplarsan bakın 90'dan küçük bir şeyle neyi toplarsan 90'dan büyük bir şey olursun. 180 olursun özür dilerim. 90'dan büyük bir şey. O zaman bu açı neymiş? 90 dereceden büyükmüş. 90 dereceden büyükse o zaman ne diyorum? X kare büyüktür. Nedir arkadaşım? 8'in karesi artı 5'in karesi. Yani 64 artı 25'ten dolayı x kareyi her iki tarafı kökü aldığımı düşünürsem uzatmayayım çok fazla. x küçüktür kök 89 etmiş olacak. Bu arada x'im neymiş? Kök 89'dan da küçükmüş dedim. x küçüktür daha doğrusu büyüktür özür dilerim. Kök 89'dan büyükmüş. Şimdi arkadaşım bunu da hallettim. O zaman ben şöyle diyorum. Bakın iki tane eşitsizlik çıktıysa benim söylemim şu olacak. Küçüklerden büyük olan yani kök 89. Büyüklerden de küçük olan. Bu böyle gidiyor sonsuza kadar. Ama burada ne olacak? Küçük olanı alacağım. 13. Peki kök 89 hangi sayıdan büyük? 9'dan büyük değil mi? 9'dan büyük. Çünkü 9'un karesi 81. Kök 81'den büyük. O zaman bu sayı 9'dan büyükse ne olur? 10 olur. 11 olur. 12 olur. Toplamları da ne olur? Otuz üç olur. Toplamları da 33 olur arkadaşım. Bunu da bu şekilde yapmış oluruz. Geldik müthiş benzerlik sorusuna. Bakalım bu soruyu anlayıp yapabilecek miyiz? Hadi bakalım deneyelim mi? Burada çok enteresan bir şey var. Onu bir zorlayalım bakalım. Yapabileceğiz mi? Görelim sonrasında da bitirelim. AD AD paralel bakın AD paralel EF'ye AD paralel EF'ye. Tamam süper bu çok iyi. FG paralel BC'ye o da tamam. EF EF eşitmiş GC'yi. Allah Allah ilginç. Ve de diyor ki FB'de buraya eşit. İlk defa böyle değişik bir eşitlik gördük. Bu arada burası 4'müş. EF 4'se şunun da 4 olduğunu biliyorum. Aynı zamanda da buraya A dersen buranın da A olduğunu biliyorum. Peki benzerlik nasıl bir benzerlikti? Bakın paralellik olduğuna göre ben direkt oran yapabilirim. Hiç şeye girmeden tales yapabilirim. 9 eşittir ya da temel orantı yapabilirim. 9 bölü A eşittir. A bölü 4 oldu. A ile A'yı çarparsam A kare. 4 ile 9'u çarparsam 36. Her tarafı köke alırsam da A eşittir. 6 olmuş olur. Aa bak şimdi buraya 6 bulursak Şimdi şuradan kesiyi attım. Paralellik var mı? Var. Bakın 6'ya 15, küçük üçgen 6'ya 4, büyük üçgen 15'e x. Bakın küçük üçgen 6 bu kenar 6, gördüğü kenar 15 eşittir burada da ne olacak? 4'e x olmuş olacak. O zaman bakın şimdi süper bir şekilde içler dışlar yapsak kasmadan 6 x eşittir 60 mıdır? E x de buradan direkt 10 mudur? 10'dur. Hatta 10 ki hangi 10'dur? 10 santimetredir dedim. Ve bu soruyu da bitirmiş oldum. Şimdi arkadaşım çok güzel bir benzerlik sorusuydu. Bir an şok olduk sayı vermemiş diye. Ama meğersem bu 4'ü buna vermiş. Bunları zaten ben AA dediğim anda benzerlikten A'nın altı olduğunu bulmuş oldum. Bu 100 değil bu arada. 10 santimetre dedik geçtik. Bakın yine güzel bir soru. 3 var, 5 var. Açı ortay kuralında sağlar sollara, üstler altları orandıydı. Mesela 3'e 5 ise 3'e 5 olacak. Ya da 3'e 3, 5'e 5 olacak. Bunu unutmuyorduk. O zaman buraya ben 3k diyeyim. Şuraya da 5k dersem ki dik üçgen olduğu için demiştik ya 3k 4k 5k diye. O zaman ne olmuş oldu? 4k eşittir 8. k buradan ne olmuş oldu? 2. k 2 ise arkadaşım şu kenarım 6. K2 ise arkadaşım bu kenarım 10 olmuş oldu. O zaman bana ne soruyor? X'i soruyor. Çok dikkat şimdi. Bunları size öğretmiştim. Ama tekrar söyleyeyim yazılı yazılıkta belki kanalı ilk defa izleyen abone olacak olan vardır. Bakın burası 6 burası 3 oldu. Burası da X. Biz bildiğimiz bir kural vardı bu arada. O kuralı yazacaktım. Sayıları yine yazmış oldum. Fark etmez. Şöyle yazalım. 2A'ya A diye iki kenarım varsa Burası ezberden A kök 5'tir. Yani buradaki x'im benim ne olacak arkadaşım? A 2 A'dan dolayı A kök 5 pardon 3 6'dan dolayı 3 kök 5 olmuş olacaktır. Unutma arkadaşım 1'e 2 oran varsa e, kenarlar arasında dik kenarlar arasında hipotenüs o zaman kısa kenarın kök 5 katıdır dedim. Ve bu soruyu da bitirmiş oldum. 3 kök 5 ile sorunun cevabını bulmuş olduk. Geldik bir başka açı ortay sorusuna. Bakalım bunu anlayıp yapabileceğiz mi? İlk önce biraz önceki açı ortay sorusu gibi. Bu 6 bu 9'sa. 3'e böldüğümde bu 2A'dır. Bu da 3A'dır derim. Peki 2A 3A ise 2A 3A ise dış açı ortay kimin dış açı ortayı? Şu üçgenin bakın. Sakın yanlış yerlerden işlem yapmayın. Bu üçgenin. E benim çıkış noktam neresiydi? Burasıydı. Nereye varmaya çalışıyorum? A'ya. ondan girdim. 6 gittim. Yanlış. 10 bölü 6 eşittir. Buradan girdim bölü buradan girdim. A artı 5A eşittir 9 oldu. Bakın içler dışlar yapmadan önce bir sadeleştirme yapalım. Şunları sadeleştirirsek 5'e 3 kalır. Şu 3 ile şunu sadeleştirirsek 3'e 1 kalır. 3 kere 1, 3 kere 5 daha doğrusu 15 eşittir. 1 kere 10, 10. 1 kere 5'a, 5'a. Attım karşıya 5 5A, 5 ise A1'dir arkadaşım. Bunu vermiş olduk. A1 ama adam bize BC'yi soruyor. Bakın BC'yi. BC nedir arkadaşım BC? BC dediğim şey 3A'dır. 3A ise BC o zaman nedir? 3 santimetredir dedim ve bu sorumu da bitirmiş oldum. İşte son 3 soruma girdim. Bakalım neler varmış o 3 soruda. Geldim buraya ağırlık merkezi diyor. Ağırlık merkezi deyince tek bir şey aklıma geliyor. O da köşeden çıkan şey ne yapar arkadaşım? Gider kenarı ortalar. Hele ki bu 90'sa ne yapar arkadaşım? Eşit olur. Mesela buradaki 44'ü sileceğim. 34, 44, 78. Toplamları nedir arkadaşım? 78'in yarısı daha doğrusu. 78'in yarısı 39. 39 gördüğün gibi 34, 5. Şurası da 34 olacak. Bunların hepsini yapmış oldum süper bir şekilde burayı bulmuş oldum. Ha bu arada pardon burası 34 değil 39 olacak. E buranın tamamı ne olacak tamamı? Sonuçta bu da yukarıdan indi ve bunlara eşitti. Bu da 39 olacak. Yalnız ağırlık merkezi 3 parçaya bölüyordu. 13, 13, 13. Yani 2, 13 buraya 26. 1, 13 de buraya verdim. Bitirdim. Bana büyük ihtimal GD'nin kaç olduğunu soruyor. GD'yi sorduğunda çok tatlış, küçücük bir minnacık, akıllıca bir üçgen var orada. Zeka kübü 12 5 12 13 üçgeni var. O zaman GD'ye ben kesinlikle 12 dedim. Bu tamam. Bir de AG'yi soruyor. Şuraya kadar vermiş diye soruda. Diğerini ben uzatmıştım. O da nedir? 26'dır. Onu soruyor. Toplamımız nedir? 38'dir dedim ve ben de bunu soruyu bitirmiş oldum. 38'i yaptığımıza göre cevabımızı doğru bulduğumuza göre artık geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar Herkes bu soruda bence bir tur durdursun. Sonra tekrar devam etsin. Bakalım yapabiliyoruz mu? Anlayabiliyoruz mu? Çünkü niye? Özel bir soru. 1'e 1 bir varsa bakın şuradan çektiğim şey yine burayı da 1'e 1 bir yapacak. Yani şu 6 ortadan kalkar. 9 pardon. 6'ya 3 gelir. 6'ya 3 gelir. Neden? Çünkü burası 1'e 1 bir olduğuna göre o zaman ne olacak? 1'e 1 ise 1'e 1 olacak. E o zaman 6 ise 6. Burada 9'du. 9'u sil. 6 burası ise 3 buraya kalır. Bunu da unutma. Peki şimdi ne yapacağız dostum? Şimdi ne yapacağız? Şunu yapacağız bak. Şunu yapacağız. X ne olacak? 3 çarpı. Bakın X'in karesi. Nasıl bir öklit problemi vardı? 90'dan 90'ın indiğine göre öklit. Öklit ne diyordu? Sağının karesi. Sağ parça çarpı tamamı. Yani 3 kere 5 15 diyordu. E peki bu? 3 e kere 5 15 ise orada bir 3 var mı? Var. Burada da bir 3 var. Her tarafı kökü aldığında da x eşittir ne oluyor? O 3 3 karesinden dışarı çıkıyor. Ama ne yazık ki 5 yavrucağım içeride kalıyor ki o dışarıya çıkamıyor dedim. Ve bu soruyu da geride bırakmış oldum. Çok güzel çok hoş sorulardı. İşte son soruya geldim artık. Bana bir tanjant alfa sorusu. Çok dikkat. İkiz kenar dik üçgense arkadaşım. Yukarıdan aşağıya diki indiririm. Çünkü ne demişlerdi? Gördük ikizi indirdik izi dedik. Ne yaptık arkadaşım? Yani ikiz kenarı gördüğün anda indireceksin diki. Diki indirdiğin anda arkadaşım. 10, 10 10 10 kök 2. Biraz önce görmüştük. 45 45 üçgeni nasıldı 45 45 üçgeni? 90'sa 45 45 varsa ne yapıyordu arkadaşım bu? Benim için 45 45 varsa A A. A kök 2 yapıyordu. A A A kök 2 yapıyorsa o zaman 10 10 10 kök 2 olacak. E, 10 kök 2 de 5 kök 2 5 kök 2 ayrılacak. O zaman şurası da 5 kök 2. O zaman şurası 3 kök 2. Şurası 5 kök 2. Bu da tamam. Bakın e, ikiz dik üçgen ikiz dik üçgeni boş ver. 90'dan inen şey 2'ye böldü mü? Böldü. O zaman bu da bunlara eşit. Bunlara da erkenleri eşit. 5 kök 2, 5 kök 2 eşit. E bu da tamam o zaman. Bize tanjant alfayı soruyordu bu arada. Hipotenüsü bulmaya hiç gerek yok. Çünkü burası 90'ın dik üçgenin kendisi. Tanjant alfa neydi? Tanjant alfa eşittir. Karşı bölü komşuydu. Kök 2'ler birbirini götürdü. O zaman tanjant alfam ne oldu? 5 bölü 3 olmuş oldu. Ve yazılı sorularımı da bitirmiş oldum. İşte arkadaşım bazı sorular var ki onlara bir göz gezdirelim. Kesinlikle yazılıda sorulacaktır. Mesela 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 arkadaşım şu soru kesinlikle yazılıda sorulur. Unutma. Bak bu soru kesinlikle yazılıda sorulur. Bunu söyleyeyim. Sonrasında arkadaşım iç açı ortayı ve dış açı ortayı hoca ortak sorması için kesinlikle hocan bu iç dış açıyı da sorar. Unutma bunu da. Sonrasında arkadaşım bunu da söyledikten sonra kesinlikle bir ikiz kenar üçgen karşılaştırmalar kesinlikle olacaktır. O yüzden de şu sorularıma bir daha bakıyorum hızlıca. Bakın doğru da açı soracağını düşünüyorum ama kesin demiyorum. Şu soruya da kesin demiyorum. Bakın böyle bir soru kesinlikle gelecektir. Açı kenar bağıntısı sorusu kesinlikle gelecektir. Ve de şu efsane benzerlik arkadaşım. Bakın bu soru hoca sorar bunu. Unutma aklında olsun bunu hoca sorar. Bir de arkadaşım bu da sınavda %100 çıkacak soru tarzı. Bunlar sınavda sorulacak ve %100 olacak şeyler. Yani burada %100 oranı verdiğim sorular yazıldan sonra yorumlara yazarsınız hocam yoktu falan diye. Ee, ama genel olarak okullarda hocalarımız bunları soruyor arkadaşlar dedim. Ve sözü artık fazla uzatmayayım. Ve burada 5 tane soru net gösterdim size. Gerisi de size kalmış artık. Sözü fazla uzatmayalım. Yazılıya girin. Bomba gibi girin. Güçlü girin. Anlayamadıklarınızı önceki videolarımızdan izleyin girin. Kesinlikle sorularınızı çözün. Dokuzun sınıf kitabından çok, çok ödev vermiştik çözün. Arada da bunları burada bir karıştırın. Bakın burada anlattıklarımızın hepsi burada da var. Bunlara bir karıştırın. Bunların hepsine bir bakın. Ve sonrasında da arkadaşım güvenli bir şekilde Kendinize güvenerek sınava girin. Ve ben yapamazsam kimse yapamaz deyin. Ve ben bu soruyu da yaparım deyin. Ve yapın. Güzel bir şekilde de sınavınızdan iyi bir not alın arkadaşlar. Tüm dileğim bu. Birazcık katkım olduysa ne mutlu bana. Sözü fazla uzatmayalım. İşte karşında ödüllü soru. Ödüllü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Like butonunu da kırmayı unutma. Abone olmayı zaten unutma demiyorum. abone Abonesindir ama yine de abone olmayanlar abone olsun. Ve arkadaşım en önemlisi de sizleri sevdiğini unutmayın. O zaman ne diyoruz? Sınavda başarılar.